değerli izleyenler, bugün Ordu'nun Faslı ilçesinin Kabakdağ köyündeyiz. Kabakdağ köyü ekolojik bir köy, organik bir köy. Bugün Kabakdağ köyünde Ordu valinin düzenlediği turizm haftası kutlamaları olacak. Burada jip yarışlar olacak, bisiklet yarışlar olacak, burada farklı etkinlikler olacak, halk oyunları olacak. Hepsini ekranlarımıza getireceğiz. Ancak olumsuzluklar da yaşanabilecek ama biz şunu ifade etmek istiyoruz. Turizmin her zaman güzel yanını ekranlara getirmek dileğiyle bugün Kabakdağ'da neler varmış, haydi hep birlikte görelim. Ordu'nun meşhur cevizli helvası yavaş yavaş bitmeye, tükenmeye doğru yüz tutmuş bir helva. Doğru mudur ustam? Yok, bizde bitmez, tükenmez diye bir şey yok. Hiç bitmeyecek değil mi bu helva? Bitmez, bizde bitmez. Biz bu gelenek devam edecek. Aynen devam eder, bizde devam eder. Bunun enerjisi de bitmez, helvanın nesli de bitmez. Bizde enerjisi derken bu enerji mi verir bu helva? Öyle bir şey duydum ben. Ben size daha önce perşembede verdim bu helvadan, siz o enerji almadınız mı? Hala enerjiyle hala devam ediyorum işte. Demek ki bak, o hale devam ediyorsun ki buraya kadar gelmişsin. Evet, şapka programının bu enerjikli nereden geliyor diyor, merak ediyordu izleyiciler. Evet, şapka programı daha önce bu cevizli helvadan yemişti. Onun devamında hala bu enerjiyle devam ediyor. Doğru mudur abi? Şimdi size bir enerji daha vereyim. Biz Allah izin verirse Fesaniye'ye kadar gideriz. Tamam, Fesaniye'ye tekrar devam ederiz o zaman. Evet, bu cevizli helvanın hikayesini sorduk ama bunu perşembede bilen çıkmadı. Bizde burada bir abim var, basın mensubu, gazeteci. Bize kalemin namus olduğunu, namus kadar değerli olduğunu öğreten abilerimizden Mehmet Özmaden bize belki cevizli helvanın hikayesi hakkında kısa bir şeyler söyler. Şimdi tabii ki helvanın yapılış hikayesini çok fazlasıyla bilmiyoruz ama hani bizim çocukluğumuzda Fasa sahilinden sırtında bu tekne ağzına kadar dolu bir amcamız geçerdi. Ve herkesin dilinde de pelesenk olmuş bir ifadesi vardı. Geldi helvacı kaymakçı, geldi helvacı kaymakçı. Bu şekilde. Ne demek abi? Geldi helvacı kaymakçı. Kaymak helvasını satıyorum babından, kaymak helvasını satıyorum babından bir anons yapardı. Ve takriben en son bir 60 küsür 70 yaşlarına kadar biz yaşadığını biliyoruz ama şu an hayattaysa Allah selamet versin. Yok, yaşamıyor değil mi? Öldü mü? Öldü mü kaymakçı? 5-6 seneden fazla öyle rahmetli oldu. O zaman yerine sizi mi bıraktı diyelim? O Yalı köylüydü, biz Perşembeliyiz. O daha mı güzel yapıyordu? Ya güzel. Şimdi abi Faslalı mı daha güzel yapıyordu, Perşembeli mi bu işi? Yok, ikisi de güzel yapıyordu. Devam ettiğine göre abimiz de güzel yapıyor. Çünkü bu helvanın kökü Perşembedir. Nereye gezerseniz gezin. Perşembe daha önce de gelmiştiniz.
Perşembedeki helvayla daha önceki gezmiş olduğunuz yerdeki helva. Evet, 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 aynen. Evet abi. Evet, o amcayı biz görürdük bu tekne sırtında. Fasa'nın bir ucundan sonuna kadar sahil boyunca devam ederdi. Biz onun Ünye'ye kadar gidip Ünye'yi turladıktan sonra tekrar geri dönüp Fasa'nın sokak aralarında gezdikten sonra köyüne gittiğini biliyoruz. Bu çok uzun yıllar böyle devam etti. Yani bu helvanın bayağı bir eski tarihi var orduyla ilgili. Yani, tabii ben 45 yaşındayım. Şöyle böyle 40 senedir ben bilirim. 5-6 yaşından bu tarafa ben bilirim sahilde durmamızdan ötürü, ama onun öncesinde dediği gibi abimlerim. Ya 100 yılı aşkın bir süredir var. Bu Osmanlı kültüründen gelen bir şey bu. Kaymak, ceviz, fındık, bu tür şeyler. Hem sağlık açısından hem enerji açısından kullanılmış. Bizim kültürümüze var olan şeyler. Kaldı ki bunun içerisinde bulunan cevizi, fındığı şu an bu şenlik alanında bulunan birçok yemekte de bulabilirsiniz. Yani fındık ve ceviz olarak gezeceğiz, izleyicilere paylaşacağız. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz cevizli helvamızı yiyoruz. Bu enerjiyle birlikte yüzyıllar bugün devamını da dileyelim. Eyvallah. Inşallah. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Evet değerli izleyenler. Cevizli helvamızı yedik. Bugün Fasa Kabakdağ köyünde, ekolojik turizm köyünde gezmeye devam edeceğiz. Kübra Sayın güzel. Valim, hak adamı dedik. Aramızdan büyüğümüz, sevdiğimiz abimiz. Zaman zaman izleyicilerin de talepleri olabiliyor. Sayın Valim, ordu turizmine katkılarınız göz ardı edilemez. Bu anlamda turizm için neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii az önce de beyan ettim. Yani çok farklı turizm seçenekleri var. Ordu'nun yeşili, mavisi, denizi, dağı, yaylası vesairesi hakikaten muhteşem bir yer. Evet. Burada otel yapmak şu bu tabii ki zaman alacaklar. Bunlar mutlaka yaylasıyla, işte kayak tesisleriyle, deniz turizmiyle, yeşiliyle filan. Bunlar çok geniş çerçevede 5 yıldızlı otellerle zaman alacaktır. Ama biz ekoturizm çerçevesinde bütün köylerimizi, boş olan evlerimizi turizme kazandırabilirsek, yani burada bir anda 100 bin yatak olmuş oluyor. Bir anda bütün her şeyinizi satabiliyorsunuz. Yeter ki bunu dünyaya tanıtabilin yani. Bunu yapabilirsek muhteşem şeyler olacağına inanıyorum. Ve bunu inşallah, yani daha önce de yapıyorduk, bir aşama kat etmiştik. Ama bu yıl hedefimiz bütün kaymakamlarımızla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bunu bütün dünyaya açmaktır. Sayın Valim, ordu turizme katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yok. Teşekkürler, sağ olun. Yeah!
arkadaşlar, bu yarışmanın kazananı yok. Herkes hile yaptı. Çekilin kenara. Evet. Yarışmacılardan biri şike. Evet, dön duvardan. Devam et. Evet. 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 Kemal birinci, Kemal. Evet, Şakir birinci. Evet. Evet. Bu etabın birincisi yok. Düştü. Evet, Bekir Dilkesme. Mehmet birinci. Finalistleri alıyoruz. Birinci. Evet, final. Şampiyon belli olacak. Hadi baba. Şampiyon. Bu arkadaşlar, bu taraf kalabalık oldu. Buraya biraz ilave bak. Bu taraf kalabalık oldu. Yenecekler sizi bak. Yenecekler sizi. Evet, dikkat. Çek 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 çek. Haydi haydi yürüyün çocuklar. Haydi yürüyün çocuklar. Çek 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 çek. Haydi protokol kavaklarlar. Çek çek çek, gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor. Evet, yürüyün yürüyün çocuklar. Galip geldi arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyoruz.
Turizm Haftası kutlama etkinlikleri nedeniyle Fatsa Kabaklağı'ndayız. Turizmcileri de burada görüyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Ordu sence turizm kenti olmuş mudur artık? Ya da oluyor mu? Ya da ne zaman olur olmamışsa bile? Bana göre Ordu turizm şehri olmaya yakın. Çok yakın. Biraz zaman alacak ama her geçen yıl ilerliyoruz. Turizme katkı sağlamak için her şeyi yapıyoruz. Projeler üretiyoruz. Turizm her insanı bir araya getiren, bütün güzellikleri, doğal güzellikleri, kazançlı kazansız bir araya getiren bir faktördür. Yani Ordu için söylüyorum, Ordu'da birçok alanda turizm var. Mesela sağlık turizmi, ekoturizm, yayla turizmi, deniz turizmi, her şekilde faydalanabilecek bir yapıya sahip Ordu. Yani turizm aslında bütün Ordu'yu kapsıyor. Yani turizm dediğimizde aslında bir Ordu'da diyebiliriz. Evet. Ordu artık turizmle özdeşmeli mi sizce bir turizmci gözüyle? Bence özdeşmeli ve bunu artırmalıyız. Bütün yani halkımıza ben çağrı yapıyorum buradan. Herkesin bu tür organizasyonlara, bu tür eylemlere, turlara, gezilere, bütün faaliyetlere katılması lazım. Konser olur, festival olur, konferans olur, seminer olur. Bunlar hep turizmin bir başlangıcıdır. Önce Kabadüz Belediyesi'nin standına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çambaşı Çaycısı. Hemen reklamı da yapalım. Kabadüz Belediyesi'nin standına hoş geldiniz diye. Evet. Çambaşı Çaycısı, Kabadüz Turizm Elçisi Serdar Şimşek. Ha, turizm elçisi. Evet. Özür dilerim. Bu vasfını belirtmedim az önce. Kusura bakmayın. Ordu ilimiz tabii ki turizmi hak ediyor. Son yıllarda başlayan çalışmalar, özellikle Çambaşı'na kayak merkezi, butik oteller ve yapılacak 5 yıldızlı, 3 yıldızlı otellerle İşte Kabakdağ gibi Ordu'nun birçok noktasındaki çalışmalarla Ordu önümüzdeki 5 yıl içerisinde Karadeniz'in turizmde ilk gösterilecek şehri olacak. Bunu iddia ile söylüyorum. Gerek yerli gerek yabancı turistlerin geldiğine göre bizim ana defterimiz var. Kaç tane yabancı turist gelmişse biz onu not alıyoruz. En fazla Ordu'ya şu anda Suudi Arabistan'dan geliyorlar. Ondan sonra Avrupa'dan geliyorlar. Abimizi gördük, tanıdık bir sima. Frankfurt Başkonsolosu'ydu daha önce, doğru mudur? Doğru, doğru. Şu anda Dışişleri Bakanlığı'nda. Balkanlar Genel Müdür Yardımcısıyım. Evet, Kabakdağ'ın özelliğini say say bitmiyor. Vasfı da biraz uzun, muhtemelen iyi bir şey, doğru mudur abi? Bürokratız biz netice itibariyle. Evet, bürokrat. Bu da çok güzel. Biz hep merak etmişizdir. Ordu, Fatsa Kabakdağ'ındansınız. Evet. Biz Kabakdağ'ını yakinen tanıyoruz. Yani basınla ilgilenmemiz hasebiyle Kabakdağ'da ekoturizm köyü olması nedeniyle tanıyoruz. Ancak dışarıdan Kabakdağ nasıl görünüyor? Bunu da bir ifade eder misiniz bize? Tabii onu anlamak için öncelikle Kabakdağlı olmak lazım. Buradaki arkadaşların hepsi Kabakdağlı.
Biz çocukluğumuzdan beri bu köyde büyüdük. Yazın özellikle oyunları beraber oynadık. Bu kültürü yaşadık. Burası özel bir köy. Çünkü buraya 93 Harbi'nden sonra Batum'dan gelen insanların yerleştiği bir köy. Ha, bir özeli de Gürcüköy olması mı? Evet, bunu söyleyebilir miyiz rahatlıkla? Söyleyebiliriz. Gürcüköy'dü tabii. Evet. Tabii bu kültürü de burada yaşatmaya da çalışıyoruz biz buranın gençleri olarak. Biz artık genç değiliz de yani gençliğimizde şimdi tabii bunu çocuklarımıza da bırakacağız inşallah bu güzel mirası. Oyunlarıyla, yemekleriyle, kültürle, sohbetiyle. Tabii şimdi yeni bir özelliği daha temayüz ediyor bu köyün. İşte ekoturizmi, yeşilliği, güzelliği. İnşallah bunu bütün Türkiye'ye ve bunun da ötesini tanıtmak hepimizin görevi. Kesinlikle. Biz az önce bunun sözünü verdik. Bürokratlarımız katmamıştık. Siz de katıyoruz. El birliğiyle dedik bu şehri, bu kenti, Fatsa'yı ve Kabak Dağı'nı ordunun değil, sadece ordunun değil, Karadeniz'in değil, Türkiye'nin bir turizm kenti olması için ne gerekiyorsa yapılsın dedik. Sizden de bu anlamda söz almış oluyor muyuz? Tabii. Yani ben elçiyim. Yani gerçekten elçiyim ama evet. Buradaki arkadaşların tamamı da bunun elçiliğini yapacak. Biz turizm elçisiyiz. Siz büyük elçilik yapmış bir büyüğümüzsünüz. Yani siz bize bu anlamda önderlik de yapacaksınız. Doğru mudur? Yani hep beraber. Yani hepimizin önderliğinde yürüyecek işler. Bunlar birlikte gayretle olacak şeyler. Kesinlikle. Tek başına hiçbirimiz bir şey yapamayız. Birlikten kuvvet doğar. Kesinlikle. Sizlere de tabii teşekkür ediyoruz. Burada bu tanıtıma büyük katkı sağlıyorsunuz basın olarak. Müteşekkiriz. Sağ olun. Peki çocukluğunuzun geçtiği bir köy. Evet. Küçükken der miydiniz burası ileride bir 20 yıl sonra 30 yıl sonra bir turizm kenti olacak, turizm köyü olacak? Böyle bir algı var mıydı daha önce? Yani aslında bu yoktu ama hepimiz şunu biliyorduk. Tabii şehirleşme, sanayileşme işin otantik kısmını yaşanmasını zorlaştırıyor. Onun için özellikle organik tanıma dönüş olacağını, bunun büyük bir değer kazanacağını herhalde birçoğumuz tahmin edebiliyorduk. Biz işte yayık ayranıyla büyüdük. Yani bugün bunu bulmak çok kolay bir şey değil. İnşallah onun üretilebildiği, insanlara sunulabildiği yerlere ihtiyaç var. Kabakdağ köyde herhalde bunun için uygun. Bunu yapacağız. Şimdi yavaş yavaş pansiyonlar başladı. İşte evlerde misafirler ağırlanıyor. Bunun sayısının artması, daha çok buraya turist gelmesi tabii hepimizin gönlünden geçen şeydir. Özellikle de yani buralı birisi olarak bundan nasiplenmesini burada yaşayan insanların herkesten fazla ben istiyorum. İnşallah bunda da başarılı olacağız. Tekrar sizlere teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. O zaman hep birlikte şöyle diyelim. Hafta sonu şehrin havasından, trafiğinden boğulmuş insanların organik ayran içmek için bile olsa, sabah kahvaltısı yapmak için bile olsa Kabak Dağı'na bekliyoruz diyelim mi? Sayın. Herhalde. Tabii bunu bekliyoruz. Ben 10 yıl sonra yani bu köyün bu anlamda ününün çok daha fazla artacağına eminim. Yani henüz daha emekleme aşamasında bu ama daha da güzel günler göreceğiz. Burası da annemin köyü. Çocukluğum burada geçti ve şu gördüğünüz yerlerde az ileride teyzemin çocukları, şurada çok güzel bir kuzenim var. Her taraf hepsi akraba diyebilirim. Hı hı. Çok da sevdiğim insanlar ve sevilmeye layık güzel insanlar. Evet. Çok güzel anılarım var. Biz de bu anılarınızı ufak da olsun bir tanesini olsun dinlemek isteriz. Mesela çok tamam. Güzel anılarınızda tamam. Ne vardır tamam. Kabak Dağı'nda geçen? Çok sevdiğim benim gelirken de hatırlattım Kabak Dağı'nın. Buraya özgü diyebilirim. Çok meşhur Çavuşoğu yokuşu vardı. Önceki yıllarda insanlar bütün bir yazı geçirmek üzere gelirlerdi Kabak Dağı'na. İşte kamyonun arkasına kullanılacak eşyalar yüklenir ve gelinirdi. Anneler önde oturuyor. Biz çocuklar da o yüklerin üstünde. Bugün yapamayız, yapmayız bugünkü mantıkla. Çok tehlikeli. Ayrıca o yokuş çok tehlikeli ve ben o yokuşu sürekli duyuyorum. O yokuşta yaşanmış çok acıklı bir kazayı da çok yeni dinlemiştik, tanık olmuştuk. Ölümlü bir kaza. O yokuşa gelirken insanlar konuşma işte Çavuşoğu yokuşuna geliyoruz, Çavuşoğu yokuşuna. Benim de annem kamyonun önünde o kadar kişi içerisinde ben ağlamaya başladım. 8 yaşında çocuğum. Niye ağlıyorum? Kaza olursa, anneme bir şey olursa diye. Çok ağlamıştım. Herkes bana gülmüştü.
olsun gülsünler benim için güzel bir anıydı. Annem de kahkahalarla güldü niye ağladığımı öğrenince. Daha anlatmakla bitmeyecek anılar var. Anısını sorduk. Siz de bir hayli duygulandınız. Buna gördük. Evet. Ne mutlu bize bunu tekrar size anımsatmışsak. Evet, evet. Biz de teşekkür ediyoruz size bu anınızı bizden paylaştığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ve bu arada teşekkür etmeliyiz gerçekten. Avrasya Hastanesi'ne, Sayın Sarıçiçek'e, Meli'ye ve Güven Özel'e çok teşekkür ediyoruz. Evet, ama sadece onlar lazım. Değil. Emeği geçen çok insanlar var ama bir şeyleri başlatmak çok önemli. Kesinlikle. Ben Güven Özel'e, Meli ablaya, Meli Hanım'a ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Şimdi herkesi saymak istiyorum. Kesinlikle isteriz ama bunlar taşın altına elini koymadı. Ali Faik Özel olsun, Güven Özel olsun, Meli ablamız olsun canımız. Elin taşın altına koymadı. Kendileri taşın altına girdiler. Aynen, ve aynen. Güven Özel'i uzun zamandan beri tanıyorum. Evet. Güven Özel'in kim olduğunu arkadaşlar merak ediyor. Şimdi ifade edeceğiz. Evet. Dedi ki bu köy artık turizm köyü olmalı. Bu köy Fatsa'ya ve Ordu'ya ön ayak olup Ordu'yu turizm kenti yapmalı demişti. Aynen. İlk tanıştığımız zaman. Aynen. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Fatsa Kabaklarına gelmişken fotoğraf çeken arkadaşlar da vardı. Merhabalar. Pardon. Merhabalar, yine yakalandı. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Buralıyız. Evet. Burada mı oturuyoruz? Hayır, burada kalmıyorum. Ordu'luyum ama Almanya'dan geliyorum. Peki Fatsa Kabaklarına ekoturizm köyü olmuş, turizm kenti olmuş. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, gelişme var. İlk defa geldik ve bu kadar çok kalabalık olduğunu ilk defa gördüm ve gerçekten güzel. Güzel, turizm açısından ve hani Karadeniz açısından değerli bir yer diyebiliriz. Evet, güzel, çok güzel. Ekoturizm deyince aklınıza ne geliyor? Maalesef bir bilgim yok. Kabakdağ deyince ne geliyor? Turizm geliyor. Turizm, ekoturizm deyince ne geliyor? Hiçbir şey geliyor. Bu bizim eksikliğimizi gösteriyor mu? Yani Kabakdağ bir ekoturizm köyüdür. İşte bir ama tanıtım vesaire o yeni yeni olduğu için insanlar yeni yeni bilgiye sahip oluyorlar. İşte takım kaptanı Ali Çakır. Aynı zamanda Türkiye şampiyonuyum. Geçen senenin Türkiye şampiyonuyum. İyi evet. Kişiye denk geldiniz. Evet, biz Türkiye şampiyonuyla şu an konuşuyoruz. Evet. Yani bir Türkiye şampiyonu var yanımızda. Yani öyle basit falan adam değiliz yani. Aynen öyle. O da şansa denk geldi. Evet, şansa denk geldi. Bu gözlüğü bir alsak, o güzel gözlerinizi görsek, şampiyonun gözlerini, evet. Mümkün mü? Bu da sizin kombineniz gerçi. Anlamınız doğru değil ama. Sinek falan parkurda her şeyle karşılaşabiliyorsun. O yüzden bunu takmak zorundayız. Her açıdan tabii. Güvenlik açısından. Tabii güvenlik açısından. Sinek olur, toz olur. Bugün burada bir bisiklet yarışı olacak. Biz de birazdan ona şahit olacak. Katılacağız bakalım. Yine birincilik bekliyorlar. İddia var mı sende? Bir aksilik olmazsa bir. Yani aksilik olmazsa birinci diyorsun. Takabilir miyim gözlüğü? Yakıştı mı bana? Bir şampiyon duruşu var mı ne? Bakar mısın? Var değil mi? Duruşu da var. Bisikletçi duruşu var. O zaman biz şöyle diyelim. Herkes kendi işini yapsın. Biz aynen size öyle. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkürler. İnşallah inşallah birinci olursunuz. Olmazsanız tekrar görüşürüz. İyi günler. Şekil verme sanatı. Boyalarımızı önce atıyoruz, sonra küçük bir çubuğumuzla istediğimiz şekli veriyoruz. İşte lale şekli, papatya şekli, her renkten kendimiz, yani bir tür çubukla oynama sanatı diyebiliriz. Çubukla oynuyorsunuz siz o zaman. Buyurun, hem devam edelim hem de bize kısaca ifade edin. Fatsa Kabakdağı'nda bugün insanlar, buraya gelen insanlar, turizm kutlaması yapan insanlar neden bir Ebru ile ilgilensinler? Yani bunun bir çok
İlk önce çok eğlenceli bir şey. Yaptıkça çok zevkli, neşe veren bir şey. Çocuklar, büyükler, herkes yapabilir. Başlangıcı stres atmak için mükemmel bir teknik diyebilirim. Yani ben de yapabilir miyim Ebru? Tabii ki, siz de hemen bir alalım. Denesek. Ben asıl işim zaten Ebru sanatçısıyım. Yani siz siz ne yapmamı istiyorsanız ben yaparım. Bir tane ne yapayım size? Papatya mı? Evet. Yanlış yaparsam ne yapacağım? Yanlış yaparsak gitmiş olacak. Düzeltiriz. Hepsi mi gitmiş olacak? Evet. O zaman ben o riski almayayım. Önce. Şöyle bir şey yapsam, papatyanın yaprağını yapsam ben. Olabilir. O zaman öncelikle yeşil almanız gerekiyor. Batırın. Anlaşılan o ki ben beceriksiz adamın tekiyim. Hayır, kabul ediyorum. Mükemmel oldu. Biz o zaman şöyle diyelim mi? Herkes kendi işini yapsın. Ebru sanatçısı bir hanımefendi var burada. O kendi işine devam etsin. Biz de onu görüntülemeye ve teşekkür etmeye devam edelim. Biz de böyle bir yaprak yapalım sizinle beraber. Oo, evet. Şuralarına da küçük küçük noktalar yapabilirdik ama sanat kalsın bu işte. Böyle. Benim başladığım ve bitiremediğim yaprağı hanımefendi yaprağa dönüştürdü. Teşekkür ediyoruz. Aslında çok güzel bir şey yapabiliriz. Sizinle lale yapabiliriz aslında. Lale yapalım. Evet. İzleyicilerimizle de paylaşalım. Evet, bence de çok iyi olur. Önce kağıdımızı alalım, Ebru'muzu. Alalım. Ondan sonra sizinle lale yapalım. İzleyenler, lale çizdik Ebru'da. Bunda da benim emeğim çoktur, bir hayli çoktur. Ben kendime ve hanımefendiye alabilir miyim sizi? Tecelliye, tecelliye değiş. Tecelli? Değiş. Geliş. Değiş. Değiş. Tecelli değiş hanımefendiye teşekkür ediyoruz. İsmi bir hayli zor söylemesi ama Ebru sanatı da zor bir sanat. Zaten ismi de zor, Ebru sanatı da zor. Biz bu zor hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Bize Kabakdağ hatırası Ebru sanatını hediye etti. Biz de kesinlikle bunu evimizin en güzel köşesinde saklayacağımızı söz veriyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Bu yemek biraz farklı geldi bize ablacığım. İsmi nedir onun? Gürcü kavurması bu. Gürcü kavurması. Evet, kavurma. Bu nasıl yapılır gürcü kavurması? Bu et pişirilir soğanla, tereyağıyla, salçayla. Sonra ince mısır unu kavrulur önceden gene tereyağıyla. Mısır unuyla, kendine özel has baharatları vardır. Zaprana deriz biz, zaprana, kuru kinzi, çörek otu, onlar iyice dövülür cevizle birlikte. Bu sosu onlarla birlikte yapılır. Melek, şunu alır mısın? Peki bu Kabakdağ'ına özgü bir yemek midir? Yani hayır, orada bu, her yerde var yok, mıdır bu? Bu Gürcülere özgü bir yemektir. Sadece, bunu sadece Gürcüler mi pişirebilir? Evet, sadece Gürcüler pişirir bunu. Sade kabak bütün Gürcüler pişirir. Gürcü olmayanlar bunu anlamaz mı? Yapamazlar. Yani bu lezzeti tutturmaları biraz zor. Peki, siz Gürcüsünüz o zaman. Ben Gürcüyüm, evet. Bakacağız şimdi Gürcüler nasıl pişirmiş. Biz de alalım yemek, bakacağız nasıl pişirmiş. Tamam.
Hakan, sana şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer evlenirsen mutlaka kabaklarından evlen. Hakan, bunu şiddetle tavsiye ediyorum sana. Evet değerli izleyenler, Fatsa Kabak Dağı'nın bir özelliği daha var. Burada ev pansiyonculuğu da kendini aşmış durumda. Bu ev pansiyonculuğunun mimarileri sağımda ve solumda hanımefendiler. Ayşe Hanım'dı değil mi? Evet, Ayşe Hanım. Evet. Ayşe Hanım ve Melek Hanım mı? Evet. Burada şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Buradaki evdeki hanımefendilerin ismi ya Ayşe'dir ya Melek'tir. En çok rastlayacağınız isimler bunlar. Eğer bir gün yolunuz Kabak Dağı'na düşerse sabah kahvaltısı... Organik kahvaltıyla başlayın. Öğle yemeği, organik öğle yemeğiyle ve akşam yemeğiyle devam edebilirsiniz. Akşam da ev pansiyonlarımız mevcut. Evet, Melek Hanım ev pansiyonculuğu konusunda bize kısa bilgi verecek. Özellikle yurt dışından gelen misafirleri biliyoruz. Almanya'dan gelen misafirleri biliyoruz. Onları memnun ettiniz mi? Bunları da bir ifade ederseniz seviniriz. Geldiler Almanlar 20 tane. 5 tanesi tur operatörleriydi. Eğer köyümüzü beğenirlerse yine turist göndermek için geldiler. Çok beğendiler, çok memnun kaldılar. Hatta bir tanesi ayağa kalktı akşam yemeğinde, dedi ki işte ben buraya gelirken iyi olacağını tahmin etmiştim ama mükemmel olacağını tahmin etmemiştim dedi. Herkes alkış yaptı. Çok sevindik. Hatta o turun içindeki en çekindikleri insanmış. Hani bunu götürüyoruz ama bu her şeyden memnun olmayan birisi. Acaba memnun kalmazsa falan ne yaparız diye düşünmüşler. O yüzden çok sevindiler. O getiren tur ekibi de çok sevindi. Öyle işte 5 tanesi bizim evde yattı. Akşam yemeği benim evimde yendi. Dışarıda evin önünde eğlence yapıldı. Sonra diğer ev otelleri hep herkes bölüştü işte 5'er kişi. Dağılım yapıldı. O şekilde çok memnun kaldılar. Biz de resimler çekindiler, telefon numaralarımızı aldılar. Bir de Kabak Dağı'nın şu özelliği var. Herkes turist bekler. Herkes belki turizmin canlanmasını ister ama bir farklı bir güler yüzlülük var. Biz daha önce Kabak Dağı'na misafir olduk. Hep bu güler yüzle karşılaştık. Sabahtan bu yana yoruluyorsunuz. İnsanlara yemek yetiştirmeye uğraşıyorsunuz. Hala yani yüzünüzün gülümsemesine, o tebessümden bir şey kaybetmediniz. Ben Ordu Turizm adına, Ordu'nun turizmine kattığınız değer adına size çok teşekkür ediyorum. İnşallah az önce bunu sık sık tekrarlayacağız. Bütün sivil toplum kuruluşları, kamuoyu, bütün siyasiler, protokoller el ele verdik. Ordu'da turizmi canlandırmaya söz verdik. Siz de bu turizmin en baş aktörlerisiniz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Her zaman evet. Ayşe abla, sen ne söylemek istersin? Ne dersin? Gelin turistler işte. Evet, turistler ne dersin? Gelsin buyursun, bizi görsünler diyorum. Başka bir şey demiyorum. Turist gelince sen ne yapıyorsun mesela Ayşe abla? Elimizden geldiğini sergiliyoruz. Yemeklerimizden, eğlencelerimizden, güzel konuşmalarımızla. Evet. Mutlu ve mesut güzel konuşmalarımız derken Ayşe abla şimdi... Kırıcı olmamak şartıyla. Bir konuşma tarzınız var mı Ayşe abla? Bilmek isteriz. Yani, nasıl? Yani işte birini davet ederken, çağırırken turist... Mesela seslensen turistler buyurun gelin işte biz misafirperver insanlarızı kendinize has bir dille söyleyebilir misin? Yani farklı bir dil var mı? Kommt. Almanca diyorum. Buyurun diyorum. Almanca bile konuşmaya başladı. Kabak da kendini açtı değerli izleyenler. Yani aslında ben Gürcüce bunu ifade etmesini istedim ama dedi ki biz artık uluslararası açılıyoruz. Gürcüce konuşmaya gerek yok. Biz Almanca bile davet edebiliyorum diyor. Evet, Almanca da kommt diyorum ve gostumet diyorum Gürcüce. Buyurun. Evet, bu da turizmin çok önemli bir yanı. Yabancı dilin yoksa o memlekette turist geliyor, seninle iletişim kurmadan sonra çok bir önemi yok. Ama Ayşe abla Almancayı su gibi içmiş, ana dili gibi konuşuyor. Teşekkür evet, ediyoruz. Evet, Mannheim'de 4 yıl kaldım. Şimdi gelen misafirimiz de Almandı. Çok memnun kaldılar. Mail adresimizde görüşüyoruz yani. Ha, sen Almanlarla mailleşiyorsun bir de. Evet. Abi burası ciddi anlamda kendini açmış. Facebook'un var mı Ayşe abla? Evet, çocukların Facebook'uyla beraber görüşüyoruz yani, var. Çocukların Facebook'undan mı görüşüyor? Evet. Ayşe abla artık senin bir Facebook hesabı açman lazım. Bir de internet sitesi açman lazım. İnşallah. Evet, Kabak Dağı'nı ve Ayşe ablayı, Melek ablayı da güler yüzlü olmalarından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Biz de burada ağırladılar. Teşekkür çok sağ olun. Ederiz. Çok teşekkür ederiz biz sizlere. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Thank you.
Evet değerli izleyenler, az önce büyüklerimizin sergilediği bu oyunda yine Kabak Dağı'na özgü bir oyunmuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Ordu Bisiklet Safari Gençlik ve Spor Kulübü. Abla jipin bize ait olduğunu düşündü. Bizden fotoğraf çekilmek için izin istedi. Evet abla, jip bize ait. 5 liraya çekiyoruz fotoğrafı. Öyle mi? Fotoğraf çekinebilirsiniz. 5 lira talep ediyoruz. Evet değerli izleyenler, bugün dediğimiz gibi Fatsa Kabakdağ köyündeyiz. Turizm haftası kutlama kapsamında jip safari yarışması da olacak. Evet, bu arkadaşımız da Offroad kulübü mü? Ordu Offroad kulübünden mi? Evet, Offroad Ordu Gezen Bilir kulübünden iki araç katılıyoruz. Evet. Ayrıca Ordu Offroad kulübünden de katılan araçlarımız var, arkadaşlarımız var. Bir yarış olacak burada, doğru mu? Evet. İddialı mısınız peki? İddiamız yok. Güzel bir hafta sonu, hava güzel. İnsanlar eğlenmeye geldiler. Biz de bu etkinliği yapıp insanlara ve kendimize bir eğlence yapmaya geldik. Yani bunu bir iddia olarak, bir yarış olarak değerlendirmiyorsunuz da bir spor, etkinlik olarak, spor, bir spor olarak. Spor, bu spor. Adrenalin yükselmesi vücutta. Bu her zaman bizim için olmazsa olmazı yani. Peki yarışacak mısınız diye sordum. İddialı değiliz dediniz. Adrenalini yükseltmek için bir iddianız var mı? Yani adrenalinimiz yükselecek mi? Ya, tabii ki yarışa, biz bu işi yapıyoruz. Yarışa girdiğimiz zaman tabii ki İster istemez her şey kendiliğinden gelişiyor zaten. Evet, bu araç şimdi yarışa girecek, doğru mudur? Evet. Hakan'cığım, ben olsam izleyicilere bu aracı bir göstermek isterim. Gerçekten görsel olarak göze hitap eden bir araç. Evet, biz de birazdan rica edeceğiz. Bu araçla biz de bir tura katılmış olacağız. Biz şimdiden size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Fas'ta birazdan jip etkinliği başlayacak. Jip safari yarışları başlayacak. Burada da jip tutkunlarını görüyoruz herhalde, doğru mudur? Evet. Evet. Fas'ta Offroad Kulübü. Ne yapacağız bugün? Bugün yarışacağız. Araba kıracağız. Kardeşim. Araba kıracağız. Yani izleyicilere bir adrenalin mi yaşatacağız bugün? Yani illaki öyle görünüyor. Öyle bir iddiamız var. Geldik. Tabii ki. Aynen öyle. Siz bir şey söylemek ister misiniz bugün için? Buraya kadar gelen, zahmet veren insanlara teşekkür ediyoruz. Fatof ailesi olarak güzel bir gösteri yapacağız. İnşallah kazasız belasız bitireceğiz. Organizeyi Fatsa Offroad Kulübü mü düzenledi? Fatof olarak. Fatof olarak, biz de Fatof'a. Ve Burak Bey, başkan yardımcımız. Başkanımız kimdir? Başkanımızı bir tanıyalım. Başkan yardımcımıza bir teşekkür edelim ya. Başkan yardımcımıza. Sayın yardımcım. Yani böyle yardımcılar hep İşkence mi çeker, arkalarda mı kalır ya? Biz arkadaşlarımıza öncelik veriyoruz. Evet, bizim için başkanlık
yardımcılık önemli değil. Evet. Önemli olan burada gönül birliği yapmak. Gönül birlikteliği içinde bir şeyler yapmak. Bu organizasyonumuzun oluşumunun sebebi turizm haftası nedeniyle Kabakdağ Kültür Turizm Derneği'nin yapmış olduğu festival içerisinde bize de bir rol vermek istediler. Siz de bir gösteri yapın dediler. Biz de dostlarımızı kırmadık. Buralara kadar geldik. Burada güzel bir şeyler insanları eğlendirmek istiyoruz. Ben sözü başkanıma veriyorum. Biraz da başkanım bir şeyler anlatsın. Teşekkürler. Ben burada şunu gördüm. Bizim bir yarış iddiamız yok. Biz izleyicilere güzel bir gün yaşatacağız diye bir şeyler duydum. Bu da benim çok hoşuma gitti. Offroad Derneği... Burak Turan, Fatsa Offroad Kulübü Başkanı. Fatsa Offroad Kulübü Başkanımız Burak Turan. Az önce geldik. Güzel bir kalabalık var. Evet. Güzel de bir ilgi var. Bizim de hoşumuza gitti bu. Öncelikle Ordu Turizmi'ne verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ederiz. Bugün için neler söylemek istersiniz? Bugün çok güzel bir gün. Yani gerçekten katılım çok büyük. Eğer yani güzel bir zevk yaşatabilirsek halkımıza, bu bölgeye turizm açabilirsek ne mutlu bize diyoruz. Esas bizim büyük yarışımız Bidakay olacak. Onu bir kısa not olarak düşün oraya. Mahalli yarışımız olacak Bidakay 24-25 Mayıs tarihinde. Fas'a merkezde yapacağız bu yarışımızı. Diğer yıllarda Perşembe Aylası'nda yapıyorduk. Yani yine orada bir oyun şeklinde oyun yapacağız ama büyük yarışı Fas'a bölgesine aldık. Ordu kulüp 5 adet kulübümüz var Ordu bölgesinde. Tek yarış Fas'ta olacak bu yıl. Federasyon destekli. Bu yüzden tüm halkımızı da buradan davet ediyorum. Bir daha o zaman halkımızın bu yarışa bakış açısını göreceğiz. Onların talebi doğrultusunda, sizin de davetiniz doğrultusunda biz de o yarışa katılmak ve gelmek istiyoruz bir şapka programı olarak. Ben öncelikle Ordu Turizmi'ne katkınızdan dolayı teşekkür ettim. Böyle bir etkinlik aklınıza nereden geldi? Yani hiç işiniz gücünüz yok muydu da? Yani böyle bir şeyi başınıza aldınız. Bizim işimiz kırmak, parçalamak, millete zevk yaşatmak. Biz bundan zevk alıyoruz. Adrenalinden zevk alıyoruz. Millete zevk yaşatırsak ne mutlu bize diyoruz. Yani biz burada araçlarımızı kırarken halkın gönlünü kazanacağız. Kalbini kırmadan gönlünü kazanacağız diyor. Teşekkürler. Evet biz de Fatsa Offroad Kulübü'ne, Ordu Turizmi'ne katkılarını alıyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun başkanım. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler. Birazdan burada jip yarışı olacak. Bu nedenle bu engeli doldurmaları gerekiyormuş. Suyla doldurmaları gerekiyormuş. Şimdi onun hazırlıklarına başladılar. Birazdan sizlere burada bir safari yarışı etkinliğini sunmuş olacağız. Bu sene biz bir hafta sürecek olan turizm haftasını daha böyle vatandaşın katılabileceği salondan ziyade geniş vatandaşın katılabileceği bir ortamda mı yapmak istedik? Bu anlamda da Kabakdağ köyümüzde biliyorsunuz uzun zamandır organik turizm adı altında devam eden bir faaliyet vardı. Hem bir şenlik havasında, resmiyetten uzak şenlik havasında vatandaşın katılımıyla olan güzel bir turizm haftası etkinliği düzenlemek istedik. Sabahta görüldüğü gibi halkımızın büyük çoğunluğu teveccüh etti. Gerek kültürel faaliyetler, gerek sportif, halk oyunları, eğlenceli yarışlar olmak üzere gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii bundan sonra Sayın Valimizin de dediği gibi her yıl belli bir yerde bir etkinlik yapılacak. Belki bir önümüzdeki sene Ünye ilçemizde, daha sonra işte yaylalarımızda. Önemli olan bu gibi faaliyetlere vatandaşlarımızın da katılımın sağlanması. Çünkü bu faaliyetler gerçekten basının da çok ciddi katkısı oluyor. Turizm biliyorsunuz tanıtım olduğu müddetçe amacına ulaşabilir. O anlamda bu faaliyetlerle hem ilçemizi hem köylerimizi hem de turizm faaliyetlerimizi tanıtmış oluyoruz. Ben tekrardan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
değerli izleyenler, Fatsa Offroad Kulübü'nün düzenlemiş olduğu buradaki yarışa şahit olduk. Ancak Sayın Başkanım, önce birinci olduğu için tebrik ediyorum. Ayrıca Fatsa bir kez daha misafirperverliğini gösterdi bize burada. Bunun için teşekkür ediyorum. Özellikle siz yarışın galibisiniz, birincisiniz. Ancak az önce bir arkadaşımız ufak bir kaza geçirdiği için birinciliğinizin madalyasını ona verdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Ne söylemek istiyorsunuz? Biz hepimiz dayanışma içindeyiz. Hep beraberiz. Offroad birlik beraberliktir. Öyle diyorum. İnşallah bugün herkese mutlu görüntüler yaşatabildik. Güzel bir mevzu oldu. Organizede emeğe geçen Sayın Kaymakamıma, muhtarımıza, Kültür Turizm Müdürümüze sonsuz teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederken burada ciddi anlamda bir centilmenliği gördüm. Bir kez daha Ordu'nun turizm kenti olduğunu, artık ispatlamış olduğunu görmekten mutluluk duydum. Teşekkür ediyorum. Sayın Muhtarım, siz neler söylemek istersiniz? Bugün çok güzel bir etkinlik oldu, çok güzel bir organizasyon oldu. Evet. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Buraya katılan bütün arkadaşlarımıza, valiliğimize, kaymakamımıza, belediye başkanlarına, jandarma komutanımıza, turizm il müdürümüze. Kaymakamım çok teşekkürler, biz teşekkür ediyoruz. Kaymakamım çok teşekkür ediyoruz. Burada emeğe geçen arkadaşlara, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi tanıttınız, köyümüzü tanıttınız. Her zaman. Bu anlamda. Evet, gerçekten... Kültür Turizm Şube Müdürümüz. Biz teşekkür ediyoruz. Müdürüm de bugün çok güzel bir organizasyon oldu. Evet. Emeği geçen herkese teşekkür ettik. Ordu Turizm adına ciddi anlamda duygu verici bir ortam gördüm bugün. Evet. Siz neler söylemek istersiniz Sayın Müdürüm? Aslında burada her şey söylendi bugün. Turizm adına sabahtan bu yana her şey söylendi. İzleyicilerimize herkes, mutlaka merak ettiği şeyler vardır. Evet, evet. Herkes üzerine düşen o. Sivil toplum örgütü, siyasetçi, bürokrasi, bütün paydaşlar. Herkes üzerine düşeni çok fazlasıyla yaptı. Köylü dostlarımız, muhtarlarımız üzerine düşeni çok fazlasıyla yaptılar, yapmaya çalıştılar. Ordu böyle böyle köşe bucak tanıtılacak inşallah. Hep birlikte sizlerin sayesinde. Sizlerin etkisiyle biz de inşallah elimizden geldiği vereceğiz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Sayın Müdürüm. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugün Fatsa'da gerçekten şölene dönüşmüş bir kültür turizm etkinliği vardı. Biz bugün hoş olmayan görüntüler olduğunu düşündük. Trafik kazası olarak düşündük ama arkadaşlar dedi ki Ahmet Çelenk, bu bir trafik kazası değil. Bu tür organizasyonlarda olabilecek normal şeyler. Bunlar dedi normaldir. Biz normal olduğu için yayınlıyoruz. Normalde bu tür görüntüleri izleyicilerimizin hoş olmayan görüntüleri görmemesi için yayınlamamayı düşünüyorduk. Ancak az önce ifade ettiğimiz gibi bu tür görüntüler, yani araçların takla atması, kaza yapması falan bir offroad'un içinde olması gereken, olabilecek şeylermiş. Biz de o yüzden sizlerin beğenisine sunacağız. Çok güzel bir etkinlik oldu. Katkısı olan herkese teşekkür ederim. Valla esasında bizim 13 yıldır yaptığımız bu çalışmaların esasında meyvelerini almaya başladık. Yani öyle anlaşılıyor. Hakikaten çok güzel bir organizasyon oldu. Tabii biz buna yani mümkün olduğu kadar katkı yapmaya çalışıyoruz. Ama sadece sivil insanlar olarak biz değil, aynı zamanda işte devlet ve işte sivil işbirliğiyle daha çok güzel şeyler olabileceğini biz ortaya koymuş olduk. Evet. Koymuş olduk. Bunun için tabii herkese teşekkür ediyoruz tabii. Ekoturizm aslında bana göre korumak demek. Ama her manada korumak demek. Yani kültürü de, doğayı da ve diğer varlıkları, geleneği, göreneği korumak demek. Aynı zamanda da paylaşmak demek. Dolayısıyla bu turizm bizim bölgemize en uygun turizm şekli. Neden? Çünkü turist geldiği zaman bizim geleneğimizi, göreneğimizi, kültürümüzü, doğamızı, burada yaptığımız turizm şeklini kabul ederek geliyor buraya. Ve asla onları değiştirmeye gelmiyor. Bizi hiçbir zaman farklı şeyler yapmaya zorlamıyor. Var olduğumuz gibi kabul ediyor. Olduğumuz gibi evet. Kabul ediyor bizi. Biz de onu olduğu gibi kabul ediyoruz. Geliyorlar. Ne yapıyoruz biz onu? Kendi kültürümüzün içine alıyoruz. Evimizin içine alıyoruz. Ailemizin içerisine alıyoruz. Ve biz onlarla bir bütün oluyoruz. Bu şekilde bir kültür paylaşımı oluyor aramızda.
Dolayısıyla turizmden öte bir şey. Yani turizmden öte bir şey. Evet. Doğru. Çok öte bir şey. Yani bir yandan turizm diye adlandırsak da bunu aslında bir kültür paylaşımı da ortaya çıkıyor. Evet. Bizi insanlar daha yakından tanımış oluyor. Bir kaynaşma yapıyor. Ve bu aslında dünya barışına da hizmet ediyor böylece. Bu organizasyon aslında Vali Bey'in talimatıyla başladı. Vali Bey dedi ki artık bu turizmi kutlamalarını salonun dışına çıkaralım dediler. Biz de bir toplantıya katıldık. Ondan sonra toplantıda hani biz talep etmeden oraya gelen insanların çoğunluğu dediler ki yani madem öyle bunu bu sene Kabak Dağı'nda kutlayalım dediler. Çok da güzel ettiler. Yani sanıyorum öyle olmuştur. Ve ondan sonra bizim önerimiz sadece şu oldu. Madem ki biz bunu Kabak Dağı'nda kutlayacağız, biz bu turizmi salonlardan sokağa çıkaracağız. O zaman dedik ki biz bunu Kabak Dağı'nda yapalım ama buraya Ordu'da turizmle ön plana çıkan bütün ilçeleri, beldeleri davet edelim. Ve onlar gelsinler, standlarını kursunlar. Ama sadece pancar turşu satmasınlar. Gerçekten hangi temayla turizm yapmak istiyorsalar, standlarında bunu yansıtsınlar. Hepimiz böyle yapınca ne olacak? Burada aslında yani Kabak Dağı merkez ama bir Ordu turizm konsepti ortaya çıktı. Kesinlikle öyle oldu. Gerçekten ve bir bu amacı murad ettik. Evet. Ve bugün de gördük ki gerçekten ilk defa böyle yapılmasına rağmen turizmde olması gereken birçok şey asgari ölçüde burada gerçekleşti. En önemlisi de daha önce mesela bu ülkemizde şenlikler yapılıyordu, festivaller yapılıyordu. Hep parayı devlet harcıyordu. İnsanlar da gelip yiyordu, içiyordu. Evet. Hatta aldıklarını yerlere döküp gidiyorlardı. Fakat şimdi bugün ne yaptık? Evet. Ekoturizme de uygun değil mi? Bu bahsettiğiniz hani burada köylü halkın da işine yaradığı bahsettiğimiz tabii turizm. Yani tabii. Ekoturizm asıl amacı tabii değil mi? Tabii. Şimdi yani turizm dediğimiz zaten ekoturizmde yerel halkın olması gerekiyor ve muhakkak kazanması gerekiyor. Evet. Ve bugün ne yaptık? Bakın burada bütün ilçeler, beldeler standlarını açtılar. Hepsinin turist geldiğinde satacağı bir ürünü vardı. Ve hepsi satış yaptı bugün. Burada mesela Kabak Dağı mutfak restoran vardı. 500 kişilik yemek yaptılar ve 500 kişilik yemeği bitirdiler burada. Evet. Yani ne oldu? Para da gelmeye başladı. Yani bedava yapmıyoruz artık. Turizm parasız olmaz. O parasız yaparsak bu misafirlik olur. Evet. Biz misafirliğin yanına ekoturizmi de ilave ediyoruz ve ücretsiz yok. Her şey paralı oluyor ama gerçekten samimi bir şekilde içimizden geldiği gibi, kendi yaşadığımız gibi, kendi yediğimiz gibi, kendi yattığımız gibi yapıyoruz. O zaman da sürdürülebilir oluyor bu. Evet. Ekoturizmin olmazsa olmazından bir tanesi de sürdürülebilir olması. Kesinlikle. Bunu yani suni şeylerle yapmaya kalkarsanız o zaman ne olur? Bu zor gelir insanlara. Ama ben tabii biz günlük hayatımız bu. Biz demek ki sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Evet. Öğlen yemeğimizi yiyoruz, akşam yemeğimizi yiyoruz. Gündüz işte günümüzü iyi geçirmek için bir takım aktiviteleri yapıyoruz. Evet. Şimdi biz yaparken yanımıza da turistleri de beraber yaptırıyoruz. Çok güzel bir etkinliğe burada şahit olduk. Ordu Kültür Turizm Müdürlüğü'nün Turizm Haftası kutlama etkinliğine ev sahipliği yapan Kabak Dağı Köyü'ndeydik. Haftaya başka bir köyde, belki başka bir şehirde olacağız ama bu Kabak Dağı'ndaki gördüğümüz bu manzarayı hiçbir zaman unutmayacağız. İnşallah sizlere de güzel bir akşam tattırmışızdır. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.